Evet, yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Kısa bir aranın ardından programın başında da bahsetmiştim. Bir stüdyo konuğumuz olacak demiştim. Sanaks İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı bizimle birlikte bugün, İbrahim Halil Öcalan. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Sağlığınız, yoğun. Saatiniz yerinde. Çok onu şükür. Görebiliyorum. Yoğun bir koşturma tempomuz var. Evet. Herkesin olduğu gibi aslında bir yandan da insanlar hareketsizlikten, bir kesim hareketsizlikten, işe gidememekten dert yanarken bir kesimde ciddi bir koşturma içerisinde. Ama her sektörde olduğu gibi illaki inşaat sektörü de bu süreçte ciddi anlamda etkilendi. Evet. Çünkü baktığımızda bütün sektörler birbirine görünmez böyle sicimlerle, zincirlerle bağlı aslında. Domino taşı etkisi yapıyor. Birine bir zarar geldiğinde bir diğer sektörde etkileniyor. Ucundan bucağından bir şekilde bir etkilenme söz konusu oluyor. Ancak bu süreçte tabii ki neler değişti inşaat sektöründe, neler olup bitti, nasıl etkilendiniz? Sizden dinleyelim detaylarıyla. Şimdi özellikle inşaat sektörü ülkemiz için çok önemli bir sektör, lokomotif bir sektör. Yani inşaat sektöründe herhangi bir olumsuzluk durumunda 20-30 sektörü etkiliyor bu durum. Bizim ilk önce yaşadığımız en büyük olumsuzluk çalışma şartlarında. Şimdi COVID çıktı, sıkıntılar yaşadık sağlıkla ilgili. Çalışma durumlarımız sıkıntıya girdi. Biz hani temizlik, maske, mesafe kuralına çok uygun, riayet edecek bir sektörde değiliz. Sonuçta iç içe yoğun bir çalışma sektöründeyiz. Hijyen çok zordu. Hijyeni evet. Sağlamak bizim için inşaat sektöründe, şantiyelerde. Bu duruma alışmak bizi çok yordu. Alıştıktan sonra bu sefer salgın süreci başladı. O süreci nasıl geçirdiniz İbrahim Bey? Yani dediniz ya, o maske, mesafe, işte dezenfeksiyon işlemleri, kişisel temizlik, dediğiniz gibi inşaat sektöründe bunun şantiyede önüne zor. Geçebilmek çok zor. Peki evet. O süreci nasıl yürüttünüz? O süreci çok yoğun bir şekilde yürüttük ve zor geçirdik o süreci. Yani en çok zorlanan belki sektörlerin başındayız inşaat sektörü olarak. O arada COVID olan personellerimiz çok çıktı. Şantiyeleri durdurmak zorunda kaldık, ara vermek zorunda kaldık. Ama belli bir süreç sonra bir şey oturtturduk. Şu an iyi, bir sıkıntımız yok. Personellerimizi bilgilendirdik. İnsanlar alıştı artık bu COVID'e. COVID'de yaşamaya alıştık biz. Sektör olarak da alıştık, halk olarak da alıştık. Şimdi çok şükür oraları atlattık. Peki önlemler alırken nasıl ilerlediniz? Mesela şimdi ben hayal edemiyorum, inşaat alanında maskeyle çalışan ustalar ya da ne bileyim sürekli sonuçta orada bir toz duman içindesin. Sürekli bir gidip temizlenip gelme durumu da olamaz. Evet. O süreci nasıl geçirdiler? Nasıl önlemler aldınız? Ya ilk etapta dediğim gibi çok zorlandık. Kalıbı, demiri, betonu, duvarı, alçısı, sıvası, boyacısı. Zaten insanlar çalışırken nefes alamıyorlardı. Evet, bir de maske evet. olayı çıkınca işin içine. Ama şu da bir gerçek. Hiçbir şey, hiçbir tedbir sağlığımızdan daha önemli değil. Kesinlikle. Yani biz bu tedbirleri almazsak sağlığımız söz konusu. Ve bulaşma hızı çok yoğun olarak hızlı bulaştı. Bizim bir şantiyemizde 30'a yakın kişide pozitif vaka çıktı. Dolayısıyla onun önüne bir şekilde geçtik. Denetlemelerimizi çok yoğun olarak yaptık. Şimdi artık personellerimiz de bu konuda bilinçlendi, alıştı. Dolayısıyla artık bu şekilde devam ediyoruz. Umarım en kısa zamanda aşı bir seviyeye gelir, bir netice verir. Biz de bu COVID sıkıntısından kurtulmuş oluruz. Şu an nasıl devam ediyor? Yani bu duruma alışıldı. Tabii ki biraz daha rahatlamış bir süreçte ilerliyorsunuz. Ya şöyle söyleyeyim. Şantiyelerde çok alışılmış şeyler değildir. Maskemiz, evet. dezenfektemiz, mesafemiz. Yani ustalar daha önce çalışırken iç içe çalışırdık. Yani evet, biz evet. yakın temas çalışan bir sektörüz. Ama şu an herkes birbirine mesafeli, birbirinden ayrı, maskesini takan. Yemekhanesinde, işe şantiye girişinde, lavaboların yanında dezenfektelerini kullanan, buna da özen gösteren personellerimiz var. Dolayısıyla oralara ciddi anlamda ayak uydurduk. Çok iyi.
Eğer buna adapte olabildilerse ne mutlu. Sonuçta biz bu pandemi süreciyle uzun bir süre daha birlikte yaşayacağız. Biz bununla yaşamaya alışmamız lazım aslında. Aynen öyle. Aşılama gerçekleşse bile maalesef uzunca bir süre aşı sadece bizim için bir kalkan olmuş olacak. Sadece öldürücülüğünü yitirmiş olacak bu süreçte pandemi, salgın bizim için. Ama yine dikkat edeceğiz tabii ki tedbirlere. Şimdi günümüzde tabii pandemi, günümüzde derken pandemi sürecini yani 2020'yi aslında bütün sektörler adına kara yıl ilan etmek lazım. Hepiniz ciddi anlamda etkilendiniz ama bu süreçte yine satışlar nasıl ilerledi? Daire konut fiyatları nasıl ilerledi? Şimdi şöyle oldu. Aslında bu bize bir yerde de inşaat sektörü için bir fırsat oldu. Nasıl fırsat oldu? Devlet bankalarının başlatmış olduğu bir faiz indirimi oldu. 2 yıl ödemesiz 0.90, 0.80'lerde bir faizlere geldi. Vatandaşlar, hiç daire almayı düşünmeyen vatandaşlarımız bile daire almaya başladı. Ters etki yaptı. Ters etki yaptı, evet. Yani şöyle söyleyeyim, bir anda inşaat sektörü elindeki bütün stokları eritti. İnanılmaz yoğun bir daire satışımız söz konusu. Onun dışında ama bu arada da maliyetlerimiz arttı. Yani %20, %30 bandında maliyet artışımız var şu an. Bunlar fiyatlara etki etti. Artık inşaat sektöründe de bir değişime girdik. Yani COVID aslında dünyada birçok şeyi değiştirdi. Evet. Sadece bir hastalık olarak bakmamak lazım. İşte dijital paradan tutun da işte insanların daha farklı paylaşımları oldu. Mesela biz artık böyle çok kalabalık, çok yoğun binalar değil de birbirinden ayrı, daha seyrek. Tabii mesela villalar ve bahçeli evler, müstakil evler şu an çok revaçta. Artık bu bir lüks değil, bir yaşam tarzı oldu. Yani şu an insanların en çok tercih ettiği şeyler, en çok tercih ettiği alanlar müstakil, ayrı girişli, çok yoğun olmadan, birbirlerine temas etmeden binalar, işte konutlar tercih ediyor. Dolayısıyla biliyorsunuz halen de hafta sonları yasak var. Evet. İnsanlar daha fazla evlerinde vakit geçiriyorlar. İşte tesislerde sosyal alanlara dikkat ediyorlar. Yürüyüş alanlarına dikkat ediyorlar. Yeşilliğe, peyzaja dikkat ediyorlar. Dolayısıyla artık inşaat sektörü de bir nebze bir değişime uğradı. Aslında her sektöre yansıdı bu dediğiniz. Tabii. Turizmde de mesela ilerleyen süreç daha dijitalleşmeye dönüldü. Daha temassız, daha güvenli turizme dönüldü. Müstakil evler ve villa tarzı ev yapan yine firmalar bu durumda gerçekten bir yükselişe geçti diyebiliriz o halde. Biz bundan sonraki projelerimizi de o bağlamda revize ettik. Mesela daha müstakil, daha kendine nazır, bahçesi olan, kullanım alanları farklı. Mesela yeni bir projemiz var. Biz o projede sosyal tesis alanlarını çok genişlettik. Neden? Çünkü insanlar artık evlerinde. Yani ev artık dört duvar değil. Evet. Bunu kanıksadık. Yaşayacağımız bir alan. İşte sosyal tesisiyle, fitnessıyla, hamamıyla, saunasıyla, yürüyüş yollarıyla, peyzajıyla. Yani mesela bu en çok İstanbul'da vardı. Antalya'da da yeni yeni oluşmaya başladı. Küçücük balkonlar koyuyordu yeni projelere. Eskiden öyleydi. 2-3 yıl önce küçücük balkonlar. Fransız balkon. Metrekareden kurtarmak için küçücük balkonlar koyuyorduk. Şimdi böyle bir şansımız yok. Balkonları çok genişletiyoruz. Büyük balkonlar koyuyoruz. İnsanların evden çıktığı zaman city içerisinde yürüyüş alanları istiyorlar. Peyzaj alanları istiyorlar. Yani dolayısıyla artık inşaat sektöründe de bir değişim başladı. Bu çok önemli bir nokta. Aslında siz artık insanların evlerini değil, dünyalarını yaratmaya bir başlamışsınız. Bir yaşam alanı inşa ediyoruz orada. Evet. Yani mesela eskiden daire almaya gelen insanlar şantiyeyi gezerlerdi, satış ofislerimize gelirlerdi. Görüşmeleri o şekilde yürütürdük. Şimdi görüşmelerin %70'ini dijital ortamlarda yürütüyoruz. Mail atıyoruz resimleri, fiyat istediğimizi mail atıyoruz. Sanal bir şeyi hazırladık, tasarı hazırladık. İnsanlar sanal, üç boyutlu görsellerle daireye geziyorlar.
En son nihai kararlarını verdikleri zaman işte şantiyeye geliyorlar veya bitmiş dairelerimizi geziyorlar. En son ofisimize gelip sözleşmelerini imzalayıp tapularını alıyorlar. Orada bile bir değişim var. Yani insanlardan artık biz sadece dijital olarak evet. Yani yüz yüze iletişimi tamamen çok asgariye indirdik. Evet. En asgariye indirdik. Sadece bu talep bizimle ilgili değil. Müşterilerimizin de talebi bu şekilde. Yani biz ilk etapta bu pandemi başladığında işte aradığımızda buyurun gelin dediğimizde ya hayır resimleri alalım, işte mail alalım, teklif listesini alalım, fiyat listesini alalım. O şekilde biz de yeni bir kurgu geliştirdik. Dolayısıyla vatandaşın onay sürecine gelene kadar evet ben bu daireyi alacağım diyene kadar hep dijital ortamda görüşüyoruz. Telefonla, mailleşerek, görüntülü şekilde görüşüyoruz. Nihai kararlarını verdiklerinde artık şantiyeye giriyorlar. Evet, ve ofisimize yani o eskisi gibi artık yüz yüze iletişim kurup hatta pazarlık yapıyorduk ya uzun uzadı ya belki günler alıyordu gelip gelip gitmeler çok uzun bir süreç alırken şimdi ise sadece fotoğrafları istiyoruz dijital ortamdan ulaşıp bakıyoruz beğeniyoruz ondan sonra da bunu istiyorum diyoruz bu aynen. Kadar aslında. Bir yandan da kolaylaştı diyebilir miyiz? Doğrusu da bu aslında. Yani şöyle nihai, yine söylüyorum, nihai karar verildiğinde insanlar mutlak geliyor. Hı hı. Ama yorulmama adına, daha çok zaman kaybetmeme adına, insanlar daha çok kendilerini yormama adına böyle bir şey gelişti. Ve bu aslında bir fayda. Oturduğu evet. Yerde gün içerisinde 3 proje gezebilirsiniz. Bilemediniz 4 proje gezersiniz. Ama bu şekilde gün içerisinde 20 tane projeyi eleme, bakma, düşünme şansınız oluyor. Daha çok fikir sahibi oluyorsunuz. Böylelikle insanlar kendilerine daha uygun, daha doğru projeye daha hızlı karar veriyorlar. Hem zamandan kazanmış oluyoruz, tabii. Hem doğru... Mesela özellikle bayanlarımız bu konuda daha detaycı, daha seçici. Evet. Ondan dolayı mesela eşleriyle gelen insanlar çok yeri gezmek istemezler erkekler. Ama bayanlar daha detaycı olduğu için bu en çok da bayanların işine yaradı diye düşünüyorum. Peki günümüzde daire fiyatlarını nasıl buluyorlar ya da siz nasıl yorumluyorsunuz iki taraftan da bakacak olursak? Şimdi şöyle biz son bir yıl içinde maliyetlerimiz %20-%30 arttı. Artık yeni yapılan projelerde daire fiyatları da bu direkt daire fiyatlarına yansıdı. Dolayısıyla daire fiyatları şu anki durumun bir %30 daha üstüne çıkmış durumda. Hı hı. İşçilik maliyetlerimiz arttı. Yani dediğim gibi eskiden 10 ustayla yaptığımız yeri şimdi 15 ustayla yapıyoruz. Her türlü maliyetlerimiz arttı. Dolayısıyla malzeme fiyatlarımız yükseldi. Daire fiyatlarımız da otomatikman %20, %30 artmış durumda. Yeni projelere direkt yansıyor bunlar. Ama zannediyorum piyasaya göre baktığınızda maliyetler bu kadar yüksek olmasa bile çok uçuk rakamlar değil, değil. Herhalde değil mi? Değil. Kesinlikle değil. İlk etapta bu faizlerin düştüğü, banka kredilerinin düştüğü dönemde, banka kredilerinin daha rahat verildiği o süreçte bunu fırsata çeviren birçok kişi olmuştur. Hani daire fiyattan daha yükseğe çekip ne de olsa vatandaş alıyor diye düşünen insanlar olmuştur. Ama zaten yeni çıkan yasalar gerçekten çok güzel. Nedir? Eskiden herkes müteahhitlik yapabiliyordu. Herkes inşaat yapabiliyordu. Evet. Yani parası olan, kısmi parası olan herkesin harcıydı. Şimdi öyle değil. İş bitimi isteniyor, teknik kadro isteniyor. Aynı anda birçok yeri yapamıyorsunuz. Bir yeri bitirdikten sonra diğer yere başlıyorsunuz. Bu da müteahhitlik içinde bir elemeye geldi. Yani artık işi bilen insanlar sahada. İşi bilen insanlar da ne çok yukarıda ne çok aşağıda bir fiyat skalası geliştiriyorlar. Ortada reel, daha doğru, daha gerçekçi bir fiyatla yürüyorlar. Siz bu müteahhitlikle ilgili yine yeni uygulamaları, yasaları nasıl buldunuz? Anladığım kadarıyla olumlu bakıyorsunuz. Kesinlikle. Haliyle çoğu kişi de eleştirdi mesela. Size faydaların, getirileri ne oldu bu durumun? Ya bir kere rakabet konusunda haksız rekabeti önledi değil mi? Haksız rekabet vardı. Yani neden?
Dediğim gibi parası olan herkes mülk yapıyordu. İnşaat işinden hiç anlamayan bir insan 1000 dairelik bir sözleşme imzalayabiliyordu. Ama 1000 daireyi bırakın yapmayı, onun organizasyonunu bile yapabilecek kabiliyette, güçte, tecrübede değildi. Birçok firmanın teknik altyapısı yoktu. Yani inşaat mühendisi yoktu, mimarı yoktu. Olmadan inşaatlar yapılıyordu. Şimdi öyle değil. Yani bu çıkan yasalar çok güzel yasalar. Yani doğru kararlar verilmiş bence. Dolayısıyla artık hani işi bilen insanlar bu işi yapacak. Yani bir anda işe başladığınız zaman işte burayı başlamadan, bitirmeden hadi diğer yere başlayalım falan şansınız yok. Burayı bitiriyorsunuz, iskanını alıyorsunuz. İş bitiminize göre başka yere başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu da hem vatandaş için doğru bir karar. Çünkü o kadar çok mağduriyet var ki. Hı hı, yarım fazla kalan inşaatlar, aynı dairenin birçok kişiye satılma olasılıkları. Orada da çok güzel yasalar çıktı. Şimdi eskiden müteahhit bir sözleşme yapardı. Hı hı. Temel kazardı. Daire satmaya başlardı. Aynı daireyi birçok kişiye satabilirdi. Yeni yasa gereği zaten mesleki yeterlilik istiyorlar. Onun dışında noterde satış da yapamıyorsunuz. Toprak sahibinin muvaffakatnamesini istiyorlar. Dolayısıyla artık toprak sahipleri de taşın altına elini koydu. Birçok şeyin önüne de geçmiş oldu bu yasa. Süper. Yani hem vatandaşı yararını oldu hem de... Hem de işi ehliyle yapan insanların kesinlikle yararını oldu. Kentsel dönüşüm konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani hem daire sahiplerinin hem de müteahhitlerin memnun olması için kentsel dönüşümde neler gereklidir? Şimdi kentsel dönüşüm kesinlikle bir gereklilik. İşte geçen İzmir'deki depremde bunu çok net gördük. Yani bazı binaya bakıyorsun çatlak bile yokken maalesef bazı binalar yıkıldı ve birçok insan vefat etti orada. Maalesef. Kentsel dönüşüm özellikle Antalya'da kesinlikle ve kesinlikle bir gereklilik. Güllük'te, Deniz Mahallesi'nde, 100. yılda, Dokuma'nın birçok yerinde o kadar çok kötü binalarımız var ki maalesef. Çok eskiler ve gerçekten dediğiniz gibi kötü durumdalar. Evet, 50-60 yıllık binalar var ve kent merkezinde bu saydığımız noktalar da hep kent merkezi. Önemli noktalar aslında bizim için. Turizm şehri, evet. Bir yandan cazibeli olması gerekiyor bir turizm kentinin. Bu noktada da önemli. Yine her şeyden önemlisi can sağlığımız. Yani kesinlikle, insan hayatı her şeyin üstündedir. Bu yüzden net bir kentsel dönüşüm gerekli diyorsunuz. Gerekli ama kentsel dönüşümü de yaparken doğru yapmamız gerekiyor. Şimdi Antalya'nın en büyük sıkıntısı sosyal tesis alanları binalarda. İkinci sıkıntımız otopark. Yani mahalle aralarında inanın araçlar özellikle akşamları geçerken neredeyse birbirlerine sürterek geçiyorlar. Parsel bazında kentsel dönüşüm yaparsanız burada başarıya gidemezsiniz ki nitekim olmuyor. Hı hı. Neden? Bir parsel yıkıldığı zaman ben bir müteahhit gözüyle bakıyorum. Müteahhit orayı yaptığı zaman bir para kazanması lazım. Şimdi %20 sosyal alan bıraktığı zaman %40 emsal artışı veriliyor. O alanı bırakmadığı zaman binayı oturtamıyor. Dolayısıyla orada bir çarpık bir işlem oluyor. Hmm. Ada bazında yapılsa bunlar, hem yeşil alanımız daha geniş bırakılır, otopark alanı bırakılır. Evet, şimdi caddelere bakıyoruz, sokaklara bakıyoruz. Araç dolu, otopark alanı yok. Çoğu binanın önünde ya da ara sokaklara park etmek durumunda kalınıyor araçlar. Evet, işte ada bazında kentsel dönüşümde bunun önüne geçmiş olursunuz. Hem otopark sorunu çözülür, hem yeşil alan sağlanır. Daha fazla olur. Ve emsal artışı da çok rahat olur. Dolayısıyla burada müteahhit de mağdur olmamış olur. Daire sahipleri de çok doğru, güzel bir projeye sahip olmuş olurlar. Yani onların da daireleri daha değerli olur. Bu şekilde bir kentsel dönüşüm olsa, bu şekilde yürüse daha çok güzel olur. Olmuş. Mesela Kepez'deki cezaevi kavşağındaki kentsel dönüşüm bunun bir örneği. Adeta bir şehir yapıldı orada. Evet. Şimdi bir de Güllük'te bir binayı düşünün, yıkılıyor, yerine yapılıyor. Sadece bina değişmiş oluyor. Tabii bu da önemli. Yani depreme dayanıklı binalar yapılıyor. Bu çok önemli ama
Sadece bu yetmiyor. Antalya turizm şehri. Daha görsel, daha oturaklı, daha kurumsal, daha böyle planlı bir kentsel dönüşüm gerekiyor Antalya'ya. Kesinlikle. Peki İbrahim Bey, buralarda şimdi çok işlek caddeler olduğu için buralarda kentsel dönüşümün gerçekleşme durumu da oldukça aslında biraz sıkıntılı bir süreçmiş gibi geliyor benim gözümde. Tabii siz işin ehli olduğunuz için daha iyi bilirsiniz ama buradaki süreç nasıl ilerler böyle bir durumda? Yani mutlaka belli bir sıkıntılar yaşanacaktır. Ama bu kısa süreli sıkıntılardır ve belli bir inşaat belli bir aşamaya geldikten sonra o trafik sıkışıklığı veya çalışma ile ilgili sıkıntılar aşılmış olur. Ve bir örnekleme yapacak olsak nasıl bir planlama önerirdiniz orada? Yani mesela şöyle söyleyeyim, biz bir kentsel dönüşüm yaptık tam trafiğin yoğun olduğu bir yerde. Biz beton dökümümüzü falan akşam saatlerine aldık. Etrafını komple kapattık. Vatandaş geçerken herhangi bir şantiye girmesin, bir şey dökülmesin, düşmesin, bir yaralanma, bir kazaya sebebiyet vermemek için. Kısa bir sürede, 8 ay gibi bir sürede inşaatımızı da bitirdik. Şimdi o süreçte tabii ki sıkıntılar yaşanacak. Ama bu da bir gerçek. Yani evet, şehrin, Antalya'mızın bir gerçeği, Türkiye'nin bir gerçeği. Çünkü biz deprem kuşağında olan bir ülkeyiz. Maalesef. Yani işte Muğla'da deprem oluyor, İzmir'de oluyor, işte Van'da oldu, birçok Türkiye'nin birçok yerinde maalesef deprem oluyor. Deprem kuşağındayız. Dolayısıyla bunun mutlaka bir planlamasını yapıp mutlaka bu kentsel dönüşüm işine hız vermemiz lazım. Bunu da verirken insanların can kaybı olmadan, deprem olmadan öncesinde yaparsak hepimiz için çok iyi olur. Antalya'da deprem konusunda şanssız aslına bakarsanız. İkinci derece fay hattı geçiyor buradan da. Bu yüzden hemen dediğiniz gibi aslında burada da bir dönüşüm şart. Peki burada deprem yönetmeliği kapsamında dairelerde neler önem arz ediyor? Nasıl planlanmalı? Kesinlikle. Öncelikle buradaki şey emsal artışları çok önemli. Yani dediğim gibi müteahhit burayı yapıyor, yıkıyor binayı. Üstüne koymalı ki, yani emsal olarak, metrekare olarak üzerine çıkmalı ki buradan bir para kazansın veya daire sahiplerinden para talep edecek. Daire sahiplerinin para ödeme sıkıntıları var. Bunlar yaşıyoruz, sıkıntılar çekiyoruz, ödemeleri alamıyoruz. Emsal artışına yine söylüyorum, aynı şeye geliyoruz. Parselden adabazına dönmemiz lazım. Buradan döndükten sonra deprem yönetmeliğine uygun binalar inşa etmeliyiz. Şimdi yapı denetim şirketleri bu konuda hassaslar. Çevre Şehircilik İl Müdürlükleriyle denetimleri sıklaştırdı. Deprem yönetmeliğine daha uygun, daha doğru, daha faydalı binalar yapmak lazım. Mesela biz yeni projemizde C40 beton kullanıyoruz. C40 beton bugün köprülerde kullanılan daha dayanıklı bir bina. Normal standart binalarda C25 kullanılıyor. Bizim kolon aralıklarımız geniş olduğu için C40 beton kullanıyoruz. Dolayısıyla 9 şiddetinde bir depreme dayanıklı bir bina inşa ediyoruz. Bunlar çok önemli. Kesinlikle. Yani evinizin fayansını değiştirebilirsiniz, parkesini değiştirebilirsiniz, duvarındaki boyayı değiştirebilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış. Asma tavanı değiştirebilirsiniz. Ama beton harmeyi değiştiremiyorsunuz. Onunla yaşamak zorundasınız. İyi seçmek zorundayız o Tabii, zaman. Tabii, kesinlikle. Peki yine hak sahipleri demir ve beton kalitesini nasıl anlarlar? Şimdi şöyle, bu aslında çok basit. Bir yerden mesela biz kendi projemizde ne söylüyoruz? Daire almak isteyen insanlara belediyeye gidin, yapı denetimi telefonunu veriyoruz, yapı denetimine görüşün, resmi tahlilleri alın. Beton tahlillerimizi, demir örneklerimizi. Bunu belediyeden, resmi kurumlardan ve yapı denetimden temin edebilirler. Bunu birçok insan bilmiyor. Yani vatandaşlarımız Kesinlikle bunu öyle. Bilmiyor ve sözel olarak inanıyor. Aslında öyle değil. Evet. Antalya'nın çeşitli yerlerinde daha inşaattayken çöken tabliyeler oldu. Beton dayanıklılığı düşük çıkıp da tekrar yıkılıp yeniden yapılan yerler oldu.
Dolayısıyla bunu belediyeden, yani hayati bir şey, yine söylüyorum. Yani sonuçta orada biz çok önemli. İnsanlar, aileler yaşıyor, insan yaşıyor. Yani çocuklarımız yaşıyor. Ki yani bu bir senelik, iki senelik bir süreç değil. Ömrünüzü geçiriyorsunuz o binalarda. Ne olacağı da belli değil. Deprem hattı üzerindeyiz. Ne yaşanacağı da belli değil. Yani bu tarz şeyler aslında sorgulansa, mesela belediyeden ve yapı denetiminden bu örnekler istense, herkes daha dikkatli, daha titiz olur. Hatta kendi denetimimizi istemeden de olsa kendimiz sağlamış olacağız. Kesinlikle. Yani... Çünkü şu an daire sattığımızda insanların sorduğu 3-4 tane soru var. Metrekaresi, fiyatı, konumu. Canınız bence bu kadar mı önemsiz dördüncü, yani? Aynen. Dördüncü, İlk önce onu sormak gerekiyor. Bu işin içindeki sormaları gereken asıl en baştaki konu da bu demir beton, betonarme örnekleri, tahlilleri. Çünkü orada bir tahlilde sıkıntı çıkarsa demek ki diğerlerinde de mutlaka olabilir, vardır. Dolayısıyla bunu resmi olarak talep etme hakları da var vatandaşların belediyeden. Peki efendim, süremizin de sonuna doğru geldik. Son olarak şunu da sormak isterim. Sizin projelerinizde özellikle önemsediğiniz noktalar nelerdir? Şimdi dedim ya, biz bir dönüşüme girdik. Hı hı. Yani inşaat sektörü olarak dönüşüme girdik. Dolayısıyla artık 1+1, 2+1 küçücük yerler, maliyeti düşük yerler yapma faslı bitti. Öyle bir dönem kapandı. Biz zaten firma olarak marka projeler üretiyoruz, marka isimler yapıyoruz. Dolayısıyla biz yeni projemizde, şu an başladığımız projemizde akıllı ev sistemini yapıyoruz. Her şeyi telefondan yönetebildiğiniz, işte klimanızı, ocağınızı, panjurunuzu, ısıtma sisteminizi telefondan yönettiğiniz akıllı ev sistemi yapıyoruz. Bunun dışında bir yaşam alanı oluşturduk. Mesela teras evlerimiz var. Terasa çıktığınızda 100 metrekare kendi bahçeniz var. Çok sosyal iyi. Tesis alanlarımız var. Dolayısıyla artık bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Yani insanlar evlerine geldiğinde dışarıya çıkmaya bir ihtiyaç duymadan fitness'ını, saunasını, işte koşu bandını veya birçok argümanın olduğu bir sitede yaşayacak. Biz daha çok marka projeye, insanların daha çok rahat edeceği alanlar yapmaya özen gösteriyoruz. Yani hem konforlu hem kaliteli malzemeyle can sağlığımızı da gözeterek hem de doğadan da çok kopmadan yaşam alanı, belirli bir yaşam alanıyla birlikte aslında inşa ediyorsunuz. Çünkü artık eskiden insanlar yatmadan yatmaya eve geliyordu. Evet. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Çok yani, fazla vakit geçiriyoruz. Evler bizim çok fazla vakit geçirdiğimiz, zaman harcadığımız alanlar oluşmaya başladı. Bir laf vardır, kendini değiştiremiyorsan dünyanı değiştir, evet, diye. Onun gibi olmuş biraz, proje sloganı gibi oldu bu da ama. Peki çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır, altını çizmek istediğiniz? Yani dediğim gibi biz deprem kuşağındaki bir ülkeyiz. Mutlak suretle kentsel dönüşümlerin hızlandığı, özellikle Antalya'da eski binaların yenilendiği bir kuşağa biz sürece girmemiz lazım. Bunu da çok ertelemeden, çok uzatmadan yapmamız hepimiz için daha doğru olur diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederiz, teşekkür İbrahim ederim. Bey. Verdiğiniz bilgiler için başarılar, iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun.